Durumlar birazcık şu an 56 arkadaşlar çünkü şarj yaklaşık 5 kilometredir falan %0'a indi. Sen bana bir su ver de su içeyim ya. Şey uzatma kabloları takıyormuş. Bir damla su vereyim sana. Ver. Anladın mı damla? Maalesef. Uzun bir zaman sonra sevgili eşim Ebru bu videoda yine konuğumuz. Kendisine bir hoş geldin yenge falan yazarsanız sevinirim. Bayağı oldu sende video çekmeyeli. Çok uzun zaman oldu evde. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Şimdi durağımız Antalya. Niye Antalya'ya gidiyoruz biz ve neyle gidiyoruz şu an? Şu an Tesla Model Y standart paketle. Evet. Yolculuğumuz başladı. Niye gidiyoruz? Tek şarja gidip gidemeyeceğimizi öğrenmek için. Evet, yani derdimiz bu. Test edeceğiz. Derdimiz bir tane şarj yaparak sadece Antalya'ya varabilir miyiz? Benim yaptığım rotaya göre varırız gibi gözüküyor. Şimdi tabii Antalya'ya giderken Nazilli'ye uğramamak olmaz. Nazilli'de bir ufak da olsa pide yiyeceğiz. Oraya vardığımızda şu anda ekranda gördüğünüz gibi zaten şarjımızın %40 olacağını söylüyor. Vardığımız zaman size detayları söylerim. Ben aracı dün bu arada teslim aldım. Bu videolar için. Teslim aldığım an İzmir'e geldim. O yolculuk da benim için toplam 5,5 saat kadar sürdü. O yolculuk boyunca da böyle story falan attım zaten. Yani 1 saatlik bir şarj molası verdim totalde. 28 dakika ve 30 dakika olmak üzere. Allah'a sıkılmadım da yani şarj molalarında öyle yani çok sıkıcı bir ortam da yoktu. Şimdi Antalya'yı merak ediyorum çünkü Antalya'da şöyle bir şey var. Ne var? Denizli'den sonra. Denizli'den sonra ne var? Denizli'den sonra şarj cihazı yok. Yani evet. Haritada göremiyorum. Vardır belki bilmiyorum ama haritada Denizli'den sonrasında yani bir yaklaşık 250 kilometre falan şarj istasyonu hiç yok. Allah'a emanet gideceğiz yani o zaman. Yani Denizli'yi şarj edeceğiz ve sonrasında oradan Antalya'ya kadar gitmemiz bir şekilde lazım. Evet. Bu araç bilenler vardır zaten ama bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Bu aracın menzili yaklaşık 455 kilometre arkadaşlar gözüken menzil. Yani fabrika verileri bu şekilde. Ancak tabii ki günlük kullanımda, günlük kullanım sırasındaki senaryolar da bu menziller değişiyor. Ben mesela dün İstanbul'dan İzmir'e dönerken yaklaşık 210 kilometrede bir şarj etmek durumunda kaldım. Çünkü aracı bir elektrikli otomobil gibi kullanmadım. Yani elektrikli otomobil gibi kullanmamamdan kasıt şu. İşte anlamsız sollarken işte ani yükselişler ya da işte yokuş yukarı çıkarken arabanın kendi haline gitmesini sağlamak değil de daha fazla gaza basmak gibi detaylardan dolayı oradaki arabanın tüketimi arttı tabii. Yani normalden neredeyse bir %40 falan daha fazla enerji tüketti diyebilirim açıkçası. Hor kullanmadın yani standart normal herhangi bir insan gibi. Evet yani normal bizim nasıl benzinli bir araçlarımız var biliyorsun. Evet. Onlardan bir tanesini kullanıyormuşum gibi dümdüz kullandım yani. Herhangi bir dikkatte bulunmadım. Ama tabii elektrikli otomobilleri kullanırken normal bir içten yanmalı otomobil kullanmıyormuş gibi kullanmak lazım. Çünkü biliyorsunuz ki bu araçlar belli bir menzile kadar gidebilmek için tasarlanmış ve çok etkileniyor sürüş dinamiklerinden. Bir içten yanmalı otomobile göre daha fazla etkileniyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Sen ne diyorsun? Ben şu an merak içindeyim. Yani daha önce sağ koltukta oturdum ama uzun yol yapmadık bu kadar. Yani Türkiye'de yapmadık hiç. Şimdi evet. Seninle birlikte sen dün ilk uzun yolunu yaptın. Evet, güzeldi şarj benim için. Şarj molaların da güzel geçti. Evet. Netflix'ten film izledin. Netflix'te film izledim. Evet. Açtım filmi. Zaten yani şey telefona tabii bakamıyorsunuz araba kullanırken. Durduğunuz zaman bir telefona bakayım, bir Netflix'e bakayım falan dediğiniz an zaten araba şarj olmuş oluyor. İşte açık konuşmak gerekirse ilk şarjımda mesela tuvalete gittim. Bir kahve ve su aldım. Geriye döndüğümde araba %10'dan %54'e falan gelmişti. Bir 15 dakika falan da herhalde şeyle telefonla uğraştım. Şarj tamamlanmıştı yani. Oradan peki devam o ettim. Süredeki şarj hızlı olan şarj mıydı? Yoksa normal evet, standart? Evet. Yani şey tüm dün kullandığım şarj cihazları 180 kW'tı. Hatta pardon ikinci şarjı Akhisar'da yaptım. Akhisar'da Tesla Super Charger'da yaptım. Orada 250 kW tabii var ama araç anlık olarak 150 kW bandında bir hızla şarj oluyor. İzmir'e geldiğimde de akşam şarjı yine fullemiştim. Bu arada videonun başında sizlere söylemeyi unuttum. Yola yaklaşık %95 gibi bir şarjla çıktık. Şöyle menzille göstereyim. Şu an menzilimiz 362 km gösteriyor. Yolumuzun zaten büyük bir çoğunluğu yani bizi Denizli'ye götürebilecek bir menzil şu anda var gibi gözüküyor. Deneyeceğim bu arada tek şarjla Denizli'ye gitmeyi. İnşallah başımıza bir şey gelmez diyeyim ne diyeyim yani. Gün sonu şeride gitmesin. Arkadan itiş olmaz değil mi? İtersen gitmiyor. Şarjı biterse mutlaka arabayı bir şekilde şarj etmemiz lazım dışarıdan besleyerek. Çünkü yapısı gereği şarjı bittiği zaman
şarj olmadığı sürece hareket ettiremeyiz. Yani çekiciyle giderse de araç zarar görüyor. O zaman ben sana güveniyorum. Evet, çünkü biliyorsun çekiciyi çıkarmak için bile bu arabayı tekerleklerini yürütmek lazım. Ama araba çalışmazken çekiciye bile çıkamıyor. Dolayısıyla ben bunları deneyimlemek istemiyorum. Yok yok, öyle bir niyetimiz yok zaten. Şöyle bir şey var. Normalde bizim Antalya'da 5'i 21 geçe var olabileceğimizi söylüyor yol bilgisayarı. Dün Instagram'dan birkaç kişiyle konuştum. Bu Google haritaları kullandığını bilmiyormuş bazı insanlar Tesla'nın. Tesla'nın buradaki yol bilgisayarında kullanılan harita doğrudan Google haritalar. Yani sen telefonuna bir Google haritalar kurduğunda ne görüyorsan aslında burada da aynısı. Tabii tasarım farklı. Tasarım farklı olduğu için ben de bu arada Tesla'nın kendine ait bir haritası var diye biliyorum. Yani görünüş olarak evet, Tesla'nın kendine ait ama bak şu hemen aşağıda Google evet. Yazıyor. Aa, zaten evet, görebilirsin. Evet. Sence içten yanmalı araba mı yoksa elektrikli araba mı? Bence bu soru için çok erken ama konfor açısından şu an yani hiçbir eksi bir durum yok. Evet, bu arada arabada bayağı eşya var arkadaşlar biz. Belli bir süreliğine İzmir'den ayrılıyoruz. Arabada ciddi anlamda eşya var. Yani ön tarafta bir bavul var. Arka tarafta bagaj neredeyse yarısından fazlası dolu. Evet, yani dolayısıyla ciddi bir yük de var araçta. Biz hafifiz yani. İkimiz en fazla 120-130 kilo falan ederiz. Ama araç genel olarak dolu durumda şu an. Bizde durumlar böyle. Sizinle tabii bu kısmı özetlerken hemen hemen İzmir'den Kısıkköy'e gelmiş olduk. Ciddi de bir yol geldik. Yine yol boyunca sizlere böyle Nazilli'ye yaklaşınca falan bir durum güncellemesi vesaire yapıyor olurum zaten. Nasıl gidiyor yolculuk? Yolculuk inanılmaz iyi. Çok keyifli, çok konforlu. Yani nasıl gittiğimi anlamadım diyebilirim. Şimdi yaklaşık 1 saatten fazladır yoldayız. Nazilli'ye de 13 kilometre kadar kaldı. Bu yolculuğa çıkarken oraya vardığımızda şarjınız %39 falan, 38 falan olur gibi gösteriyordu zaten, söyledim. Şu anda %44 gibi bir şarjla gireceğiz gibi gözüküyor. Yaklaşık 13 kilometre yolumuz var. Neden arttı? Çünkü sabit geldik, otopilotta geldik. Yani ben neredeyse otoban boyunca direksiyon tutmaktan başka bir şey yapmadım açıkçası otoyolda. Onun dışında araba kendi kendine geldi ve genelde 140 kilometre bir hızla geldiğimiz için, ki biz bu arada 120 ile falan gelsek %50 ile bile gelirdik Nazilli'ye. Tabii. Yani %50 ile rahat gelirdik 120 ile gelsek ama ben hep 140'a sabitledim. Maksimum hız limiti o çünkü. O hız limitinde geldik. Hız limitlerine uyuyoruz arkadaşlar her zaman. O hız limitiyle de hemen hemen işte 1,5 saate yakın bir sürede Nazilli'ye varmış olacağız. 12 kilometre kalmışken size böyle bir bilgilendirme verelim istedik. Çok güzel bir ara vereceğiz şimdi. Evet, bir pide yenecek. Pideden sonra da yola devam edilecek. Ama yemeği koymayacağım arkadaşlar çünkü ben yemek paylaşmayı sevmiyorum sosyal medyada. Ben seviyorum ama evet, yemek olmayacak. Yemek olmayacak maalesef bu videoda. Yani genelde Nazilli pidesi bilenler biliyor zaten, meşhur olan 3-5 yer var. Onlardan bir tanesine gideceğiz. Biz hep oraya gidiyoruz, hep orada yiyoruz. Yine ona, ama oraya bu gideceğiz. Bu yolu uzatmaya değer mi? Şöyle, şu an yolu uzatmıyoruz. Yolumuzun üstü zaten. Fethiye giderken falan yolumuzu uzatıyoruz. O zaman gerçekten yolu bayağı uzatıyoruz. Onu da değer ama yani. Evet, yolu bayağı uzatıyoruz o zaman. Ama değer mi? Değer. Doğru söylüyorsun. Bence de değer yani. Şimdi de orada bir yarım saat, bir saat durup mola vermeye değer. Zaten ondan sonrasında yaklaşık bir 120 kilometre kadar yolumuz var. İşte Nazilli'den Denizli'ye gideceğiz. Denizli'den sonra da şarja takacağız arabayı. Sonrasında ama şarj edecek bir yer yok maalesef. Ondan sonrası artık senin kontrolünde. Evet. Yani baştan aşağı senin kontrolünde ama ben inanıyorum Antalya tabelasını gördüğümüzde böyle bir oh. Tek şarja gitmek yani standart menzil normalde şöyle 350 kilometre civarı bir yol yapıyor uzun yolda. Şehir içinde evet 455 fabrika verisi var ama hani uzun yolda genelde kullanıcıların deneyimleri vesaire 350 ve birazcık daha üstü, işte kullanıma bağlı olarak söylediğim gibi. Yola çıktığımızdan beri bu arada tabii ki klima açık doğal olarak, çünkü hava 38 derece dışarıda, ekrandan zaten görüyorsunuzdur. Bu 38 derecelik sıcaklığa rağmen arabanın içinde klima anlamında herhangi bir olumsuzluk yok. Çok 23 yeterli ve evet. Bu cam tavana rağmen. Ya bunu genelde herkes bu arada çok şey yapıyor, olumsuz yaklaşıyor bu cam tavana. Şimdi bu cam tavanın bir özelliği var. %99 UV özellikli bu. Yani zaten içeri
diye hani şöyle elini yaklaştırsan bile çok böyle çok çok hafif bir ılıklık var sadece. Hani onun dışında bir sıcaklık gelmiyor içeri. Bu camın özelliği de bu. Bu cam tavanın özelliği diyeyim daha doğrusu. Bakalım yolculuk devam ediyor. Bir yaramazlık yok. Size böyle bir Nazilli tarafından bilgilendirme vereyim istedim. Bir sonraki bilgilendirmemiz herhalde Denizli'ye yaklaştığımızda aracı şarj ederken falan olur. Ondan sonra da umarım size evet tek şarjı Antalya'ya gelmeyi başardık diye Korkut elinden falan inerken aşağı video kaydını açar yine bilgilendirmeyi veririz. Yolculuk devam. Evet durumlar birazcık şu an 56 arkadaşlar çünkü şarj yaklaşık 5 kilometredir falan %0'a indi. %0'la gidiyoruz şu an ve en yakın şarj istasyonuna yaklaşık 3.7 kilometre var. Yani sıfıra düştükten sonra totalde bir 10 kilometre gitmiş gibi olacağız. Umarım vallahi öyle gideriz aşkım. Yani evet şöyle %5'ti. Bir anda böyle su gibi inmeye başladı. Ve ben hani açıkçası belli bir seviyeden sonra çok daha böyle sakin ve normal kullanmaya başladım ama hani ona rağmen bir anda şarjımız iniverdi. Şimdi bakalım gidiyoruz şarj cihazına doğru. Ben de gerçekten merak içerisindeyim ne olacağını. Hatta şu anda şu şarj yerine bakayım. Ha tamam soldan çıkmamız lazım. Ben şu an araba şu an ne şeklinde biliyor musun şarja? Tatile evet. Giderken ben ve batarya %0. Şimdi tatilde yenilenecek de umarım yani biraz gidebiliriz. Şimdi İzmir Antalya yolu biraz sıkıntılı. Zaten yola çıkarken bunu konuşmuştuk. Şu anda da hani o sıkıntıyı yaşıyor gibiyiz. Çünkü hani menzilin iyi, sıkıntı yok ama bir anda mesela şarj istasyonunun olmadığı bir lokasyon içinde kalıyorsun. İşte orada da problem başlıyor şu anda olduğu gibi. Ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu anda şarj istasyonuna yaklaşık 2 kilometre var. 2 kilometre sonra aracı tam şarj edeceğiz. Zaten Konyaaltı'na varmak için de ekranda görüyorsunuz şu an. Şarj yüzdesi yaklaşık %57, %60 evet, ihtiyacımız var. %60 ihtiyacımız var. Biz 100'e kadar doldursak Antalya'ya güle oynaya gidiyoruz kafamız yani. Kafamız rahat olur en azından. Çünkü yol olarak 218 kilometre kaldı. Bu arada buraya kadar kaç kilometre yapmışız? Son şarjdan beri yaklaşık 250 kilometre yapmışız. Totalde de 52 kW enerji harcamışız. Buradan yola çıkarak da şunu söyleyebilirim. Bu arabanın zaten pilinin tam dolu hali 57 kW. Hı. Yani daha 5 kW yaklaşık içeride pil var. Ama o bize... Bunu şu an mı söylüyorsun? Evet. Kalbim gülüyor. Ama o bize %0 gösteriyor. Hani koruma amaçlı bunu yapıyor tabii ki. Eksiden ama, gitmiyor yani şu an. Hayır. Bak toplam zaten pil kapasitemiz 57 kW. Biz 52 kW şu an yola çıktığımızdan beri yakıt harcamışız. Bu arada bunu evden şarj edersek ne oluyor onu da söyleyeyim. Ne oluyor? 52 kW'la gelmişiz. 52 kW'ın maliyeti 2.8 ile çarpmamız gerekiyor. Ekrana bir yere yazarım ama ben şu anda 3 liradan çarparak kafamdan söyleyeyim dümdüz. Yaklaşık 150 desek 50 kW'a 210 TL yapıyor. Ama oradaki küsuratı düşersek yani 200 lira gibi bir rakama ev şarjıyla evden Denizli'ye gelmek mümkün İzmir'den. Az önce ikimize bir mavi ekran vermedik bir mi? Bir mavi ekran oldu orada matematik hesabı yaparken. Yapacak bir şey yok. Matematiğim iyi olsaydı mühendis olurdum yani. Ben de öyle. Sana vallahi katılıyorum ve matematik... bu konuda da seni yalnız bırakmıyorum bak. Yabancı dil okudum. Lisede matematik yoktu yani çünkü maalesef. Okuduğum bölümle aramdaki... Ama buradan hocama seslenmek istiyorum. O hocam yüzünden matematikten soğumuştum. Belki de severdim. Ama ben hala şeyi anlayamadım ya. Neyi? O X, Y, Z'den nasıl rakam çıkıyor? Nasıl başarılıyor? Ben onu hala çözebilmiş değilim. Boş her zamanda anlayamamışsın. Şimdi hiç anlamazsın. Yani efendim? Gerçekten anlamak çok zor. Bir ince bir heyecan yaptı sanki. Ne diyorsun? Birazcık insan ister istemez stres oluyor arkadaşlar. Onu söylemek lazım. Çünkü ekranda %0 yazıyor. Kilometre %0. Ve tünelin içindeydik bir duvara. Evet, bir de tüneldeydik. Yeni açılan Aydın Denizli otoyolu var. Oradaydık. Tam olarak o otoyolda oldu her ne olduysa. Ama sıkıntı yok. Zaten bunu bilerek yola çıktık. Şu anda hani sürpriz olan bir şey yok. Gayet normal ve kontrollü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hatta tanıdığımız bir yola çıktık şu an. Onu da söyleyeyim. Şu ileride market vardı hatırlıyorsan. Evet, su almıştık oradan. O geldi aklıma şu an. Yani bizim şu andaki görüyorsunuz ekranda tüketim detayları vesaire de aynı böyle arkadaşlar. Ben aracı aldığımdan beri de 730 km gibi bir yol yapmışım. Çünkü 30 km'deydi araba aldığımda. Şu anda 760 km'de. Vallahi bak bu yolculuk boyunca da neredeyse yani ben arabayı aldığımdan beri neredeyse toplam tükettiğim enerji tutarı falan da bayağı iyi. Yani ortalamam bayağı iyi. Ki dediğim gibi çok dikkat etmememe rağmen sağdan emniyet şeridinden biri gidince anlam veremedim bir anda. Ama herkesin acelesi var. Çok normal. Garipsemiyorum. Şaşırtmıyor. Bakalım varabileceğiz mi? Turgo'ya vardığımızda bizi ne bekliyor?
Biraz da trafik var. Trafik olması da biraz son dezavantaj oldu gerçekten. Şey oluyor ya, son akmayan dakika. Evet, yaklaşık 2 kilometre. Şu an o 2 kilometre gitmiyor. Ya ben koşsam varırım belki şu an. Yaklaşık 2 kilometre var ama hakikaten geçmeyen bir 2 kilometre yapmışlar. Şu arkada bak, arkadaki kamera gösteriyordur belki. Arkada bir yol var. Bildiğin mahalle böyle arkadaşlar. Mahalleden gidiyor millette yani, yardıra yardıra. Şu yol çalışması var ya, şu an önümüzdeki yol çalışması. Evet. Neredeyse 2 yıldır var. Çünkü biz buradan 2 yazdır yani sürekli gidiyoruz Antalya'ya ve 2 senedir şu yol çalışması bitmedi. Ve bitmedi, aynen öyle. Bir de amaç ne yani? Bu kadar zor mu acaba yani bu yolu yapmak? Ya da neden mesela kışın yapılmıyor da yazın herkes bir yerlere gitmeye çalışırken böyle bir yol çalışması yapılıyor? Gerçekten anlayamadım yani. Yaklaşık 8 dakika yolumuz var. 8 dakika sonra bakalım. Turgo da boş gözüküyor. Allah'tan yani Turgo boş. Sen bana bir su ver de su içeyim ya. Bir damla su vereyim sana. Ver. Anladın mı damla? Maalesef. Şimdi tam 450 metre var. Yolda bozuk. Gidemedik bir türlü. Evet. Böyle yavaş yavaş gitmek zorunda kaldık. Yürüsek varırdık yani. Evet yani yürüyerek gitsek muhtemelen varmış olurduk hakikaten. Ama şu anda Shell'e geldik. Shell'deki bir Turugo'nun olduğunu söylüyor Google Maps. Ya bir de garip bir durum var. Sağda gösteriyor. Sağda bak bir Shell daha var. Okay. Garip bir durum daha var. Tesla'nın yol bilgisayarında Turugo'nun şeyini göstermiyor, şarj istasyonlarına bastığınız zaman istasyonunu göstermiyor. Ben şeyden açıp da buldum. Google Maps'ten açtım da öyle buldum yani. Evet, geldik. Çok şükür. Şarj istasyonunda da yer yok. Bekleyeceğiz birazcık burada. Gelmiş olmak bile yeter yani. Evet, aynen öyle. Bir tık bekleyeceğiz bakalım. Ondan sonra yola devam. Şarjdan sonra size yine bir bilgi veriyor olurum. Neredeyse %99 arkadaşlar. Yani tamam oldu diyebiliriz. Kilowatt olarak 53 kilowatt bir şarj aldık. Nasıl geçti senin için? İlk defa bir uzun yolda şarj molası verdin. Ne düşünüyorsun mesela? Yani sence elektrikli otomobil için bir böyle soğukluk oldu mu sende? Hiçbir soğukluk olmadı ama bir adrenalin yaşadık şu sıfır olma olayında. Evet, o... Ama senin rahatlığın beni rahatlattı öyle olunca da yani. O sıfırda herhalde 10-15 kilometre geldik mi? Ya şöyle 10 kilometreden biraz fazla geldik. Onun sebebi videoda da söylediğim gibi hani yol bilgisayarında zaten görebiliyoruz. Şöyle sizlere de göstereyim yukarıdan görün diye. Şimdi biz gelirken 54 kilowatt bir enerji harcadık buraya. Evet. Ama biz zaten şöyle İzmir'den çıkarken aracın şarjı neredeyse tamdı yani. Hı-hı. 57 kilowattlık pilin tamamı dolu, öyle düşün. Doğru. Dolayısıyla stres yapacak bir durum yoktu orada. %0 gösteriyor. Tesla burada birazcık işi güvenli olsun diye herhalde böyle yapmış ama çok ciddi bir şarj var orada. Yani hı-hı, o şarja gerçekten 30 kilometre gidebilirsin ama garantisi ben değilim, zorlamayın. Bence de. Yani böyle bir tavsiyem yok. Sadece kontrollü gidin. Sıfır olduğunda heyecan yapmayın ya da böyle yola hakimiyetini kaybedecek bir stresin altına girmeyin diye söylüyorum. Ya da aynı gazlanmamak lazım. Ha evet, zaten sıfır olduktan sonra dediğin gibi kesinlikle gazlamayın. Yani böyle 50-60 arası kendinizi zaten planlayacağınız için yola çıkmadan oraya, mümkün olan yere arabanızı şarja bir an önce götürün. Şarjınızı tamamlayın arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir detay diye düşünüyorum. Şimdi biz buradan yola çıkacağız tekrar. Buraya evet, kadar zaten olanları söyledim. Evet. Her şeyiyle videoda verdik her şeyi. Yaklaşık gideceğimiz yol 215 kilometre. Varacağımız yer Konyaaltı olarak yazıyor ama Antalya'da bir yerlere gideceğiz. Fakat gün sonunda şöyle bir durum var. Biz muhtemelen Antalya tabelasını gördüğümüz zaman %50 bir şarjla Antalya'ya varmış olacağız. Yani aslında bu videodaki cevabı da size oralara geldiğimizde inceden veriyor bence oluruz artık. Çünkü tek şarj molasıyla biz yemek yememiş olsaydık mesela şu anda saat 4.30 olurdu. Aynen, bir saat orada oyalandık. Evet, yani 3 saatte buraya gelip burada arabayı şarj edip İşte bir saat kadar. Evet. 4 saat, 3 saatte yoldu ama bu 2,5 saat falan sürer. Yani 6,5 saatte Antalya'ya varırdık İzmir'den ki. Yine biz... konforlu olurdu bence. Şarjı evet diye. Yani biz mesela daha önce gittiğimizde şeye, Antalya'ya. Evet. Normal içten yanmalı bir araçla 5 saatte falan gittik. Aynen. Ya 1,5 saatlik bir fark var arada. Yemek yediğimiz için şu an 2,5 saatlik bir fark var. Evet. Onun sebebi de işte yani bu şarj süresi, arada biraz yavaş gidiyorsun vesaire. Ben birçok olumsuzluk bulmuyorum açıkçası. Yani ama benim için de. Şarj maliyetini vesaire düşününce de çok daha mantıklı oluyor gerçekten. Öyle bakmak lazım birazcık çok olaya. Çok fark var arada. Biz devam edelim. Zaten yine sizlere detayları aktarıyor olacağız. 40 dakikalık hemen hemen bir yolumuz var. 44 kilometre gibi. Böyle bir son özet yapalım artık. Toparlayalım istedim size. Korkut Eli'nden aşağı doğru indik. En enteresan yolculuk hikayeni anlat. En enteresan yolculuk hikayem bu enteresanı da. Onun dışında hep normal yollar yaptık biz seninle. Burada beni yol tutuyor ya normalde. Evet. Mesela bu yolculuk da olmadı. Benim ya mesela arkadaşlar arka koltuk fobim var artık. Çünkü arka koltuğa ne zaman otursam yol boyu
midem bulanır. Aynen, kustun geçen evet, hatta. Evet, geçenlerde de o kötü olmuştu. Onun dışında da şu anki bu yolculuk gayet güzel gidiyor. Normalde çok uzun yollarda da oluyor bazen ama bunda artık şoförümüzün profesyonelliğinden mi diyeyim, Tesla'nın konforundan mı diyeyim, hangisinden? Ürün yerleştirme yapmayalım da yani şimdi. Aracın, şöyle yani. Araç. Gerçekten deneyim olarak güzel bir deneyimdi. Evet. %0 şarjı da gördük. Bu arada aynen. Bu planda yoktu yani. Benim İçimden planladığım geldi. Bir şey değildi. Gerçekten planladığım bir şey değildi yani. Kurgu falan yok. Yani oradaki şarj cihazları çok enteresandı. Ve yeni bir otoyol açılmış. Aydın Denizli Otoyolu. Evet. O geçen sene yoktu. Muhtemelen o yüzden navigasyonda ne yapacağını bilemedi. Biz bir şekilde şarj etmek istediğimiz yere ulaştık ama hani gerçekten %0'la gittik ve herhalde en fazla bir 10 kilometre daha gidebilirdik herhangi bir yere. Dolayısıyla orada birazcık böyle ister istemez insan stres oluyor mu? Oluyor. Bu doğru. Ancak genel deneyime bakacak olursak İzmir'den Antalya'ya sadece tek bir şarj molası vererek Tesla'nın standart menzile sahip olan ülkemize özel ürettiği model araçla gitmek mümkün. Evet. Şu tarihlerde bu arabayı 1.797.000 gibi bir fiyata, yani 1.8 milyon gibi bir fiyata satın alabiliyorsun. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi şu. Ne oldu? Araçtaki. Ben otopilotu kullanmayı çok seviyorum. Daha önce yarı otonom birçok araçta zaten, hatta birkaç tanesiyle beraber de seyahat ettik biliyorsun. Evet. Yani bu otopilot özellikle şeyde çok iyi çalışıyor. Yani otoyolda. Bu benden kaynaklı, araçtan kaynaklı değil. Mesela şu an olduğumuz yerde ben otopilotu kullanmam. Hı. Yani güvenemem yani. Çok viraj var. Evet. Yani burada kontrol benim elimde olsun isterim. Dolayısıyla hani o kontrolü elden bırakmamak için burada açıkçası bırakmak istemedim yani otopilotu, ama genel olarak yani yolun %60'ını falan otopilotla geldik. Konforlu bir yolculuk oldu senin açından da bence. Sen rahat ettin mi? Önemli olan. Evet, ben dün sürücü deneyim. İşte İzmir'e İstanbul'dan geldim. 5 saat. Şu anda da yolculuk yani şoför olarak kullanım süresi olarak bakarsan yine bir 5 saat gibi araç kullandım aslında maksimum. Çünkü 1 saat yemek molası, 1 saatte şarj molası verdik. Şarj molasını çıkarsak hemen hemen bir içten yanmalı araçla aynı sürede geldik aslına bakarsanız. Yani 1 saatlik bir uzatma var bize sadece. Ben çünkü normal bir araç gibi kullanıyorum aracı. Herhangi bir şekilde böyle elektrikli bir otomobilmiş gibi kullanmadım açıkçası. Neden böyle kullandığımı da söyleyeyim. Özellikle bu deneyimi sizlere aktarmak istedim. Hani ne oluyor mesela, dikkat etmezseniz, işte illa sürekli 110'da gitmezseniz başınıza ne geliyor? Özellikle standart paketle bu yola çıkarsanız nasıl bir deneyim olur vesaire. Bunları size göstermek istedim. Bence videoda gereken her şeyi sizlere verdik diye düşünüyorum. Ben hani son böyle aracın kontağını kapattığımız anı falan koymayı düşünmüyorum açıkçası. Zaten durum geldik ortada. Yani. Evet, yani şu anda Antalya'dayız. 30 kilometre yolumuz var. Evet. Menzil %43. Bu bizim tezimiz. Başarılı oldu. Tek bir şarj molasıyla buraya varmayı başardık. Ya vallahi tam böyle %100 deneyim olmuş. Evet. Yani, sabahtan akşama. Hatta şöyle, yani risk alıp bir ileride birkaç şarj cihazı daha olsa, hı-hı, onu da söyleyeyim bu arada. İlla arabayı %100'e kadar şarj etmek zorunda da değiliz. Yani bizim yolumuz ne kadar mesela? 100 kilometre. 100 kilometre gidecek kadar bir menzili alıp aynen devam edelim. Yola devam edebilirdik. Ama bu rotada maalesef başka bir şarj cihazı olmadığı için kalan yolculuğumuzda %100'e kadar şarj ettik aracı. Yani ne olur ne olmaz diye. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ya da aylarda buralara yeni şarj cihazları vesaire kurulursa o zaman ekstra konforlu olur. Evet, o zaman mesela biz 1 saat mola vermek zorunda kalmayız. Aynen. Aracı yani yarı yarıya şarj etseydik, yani yarım saat falan 35 dakika falan aracı şarj etseydik biz muhtemelen yine Antalya'ya varırdık. Aynen. Ya da bir yerde yine bir 10 dakika şarj molası verirdik. Her halükarda gideceğimiz yere götürürdük. Daha evet, daha çabuk gelirdik yani kesinlikle. Çünkü neredeyse %70'ini kullanmış olacağız. Evet. Bir %30-35'ine şarjımız kalmış olacak. Durumlar böyle arkadaşlar. Şöyle, daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız tabii ki bu videoyu beğenmelisiniz. Kanalıma abone olmalısınız. Sizlerden ricam. Bunların hepsi ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra eğer düşünceniz varsa ne yapsınlar? Yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve sevgili eşimin kanalına abone olmayı unutmayın. Gerçekten de desteğiniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleriyle bu videolar çekilebiliyor. Sizlerin evet. destekleriyle
buralara gelebiliyoruz. Dolayısıyla bizim için bunlar çok çok değerli. Bu arada Antalya tabelasını da az önce geçtik. Antalya'ya da gelmiş olduk efendim. Ne diyelim? Güzel bir yolculuktu. Saatler 7. İzmir'den 12'de çıkıldı. 7 saatte. 7 saatte Antalya'ya gelmiş olduk. Ben bu videoyu izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bye bye.